Bunlar mutfak robotları. Evde pek çok işe bu robotlar yardım ediyor. Ama asıl robot bunlar. Hepsi kendisine yüklenen programa göre çalışıyor. Gelişmiş çoğu fabrikada artık bunlar kullanılıyor. İnsanın en küçük yapı taşı hücre. Hücrelerimizde bu robotların milyonlarcası çalışıyor. İsimleri protein. Hayatımız bunlara bağlı. Peki vücudumuzdaki bu milyonlarca robot nasıl şeyler? Nerede imal ediliyor? Kim imal ediyor? Hücrelerimizde bizim için çalışan robot makinelere protein deniyor. Ribozom ise tüm bu proteinleri üreten fabrika. Yani robot üreten robot. Böyle bir şey. Yaşamımızı sürdürmemiz için vücudumuzda 20 bin farklı proteinin, yani 20 bin farklı robotun çalışması gerekiyor. Tüm bu robot makinelerin imalat yeri ribozomlar. Bu 3 boyutlu baskı yapabilen, plastik baskı yapabilen bir 3D printer. Bilgisayarda oluşturduğum şekli plastikten eriterek imal ediyor. Şöyle basit şeyler. Ribozom bundan yüzlerce defa üstün 3 boyutlu bir printer. Belli görevleri olan minik robotlar üretiyor. Veritasium kanalından Dr. Derek Mueller protein robotlar için şöyle diyor. Şahsen bu küçük moleküler makineler karşısında büyüleniyorum. Şu anda vücudunuzun içinde milyarlarca kez işlevlerini düzenli ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmeleri inanılmaz. Bir insanın yaşayabilmesi için vücudunda 20 bin farklı proteinin üretilip çalışıyor olması gerekiyor. Ribozomda bir şey üretmek için üretilecek şeyin formülü gerekiyor. 20 bin farklı protein demek 20 bin farklı formül demek. Üretilecek proteinlerin formülleri DNA'da, hücrenin çekirdeğinde. Hücrenin çekirdeği böyle bir bilgisayar gibi. İçinde DNA var. Hücrenin bilgi işlem merkezi gibi. DNA'da ne kadar bilgi var? Burada 30 ciltlik bir ansiklopedi görüyorsunuz. Bu ansiklopedi ciltlerinin 10 katı kadar bilgi hücrenin çekirdeğinde var. Ve hücrenin bu bilgisayar merkezinde, yani çekirdeğinde 20 bin farklı proteinin formülü var. Bir örnek üzerinden gidelim. Yemek yediğimizde gıdalar tamamen çözünüyor ve kana karışıyor. Hücrelere kan yoluyla taşınıyor. Yemek hazmedilince kan damarlarımızda şeker bir anda normalin üstüne çıkıyor. Pankreas hücrelerimizde özel bir reseptör var. Blut 2. Bu reseptör şekeri içeri alıyor ve ölçüm yapıyor. Aşırı arttığını görünce alarm zillerine basıyor. Hücrenin beyni hemen insülin imalat emri veriyor. Hücre çekirdeğinde insülin imalat emri verildiğinde bir tarayıcı DNA'nın içerisinden insülinle alakalı bilgileri hemen bulur. İmal edilecek mamul bu, formülü bu, insülin. Bu 3D printer'ı ribozom olarak kabul ediyoruz. Bu protein ribozomda imal edilecek. Otomatik bir tarayıcı DNA içinde insülin formülünü hemen hızlı bir şekilde tarıyor ışık hızında. Sonra benim seçtiğim bir formülü çıkarıyor. Bunun kopya edilmesi lazım. DNA'da kodu açan Helicase isimli bir başka robot. Sonra RNA polimeraz isimli bir başka protein geliyor. Bu işlemler tamamen robot makineler tarafından yapılıyor. RNA polimeraz, DNA formatındaki genleri RNA formatına dönüştürüp alıyor. Peki bu formülü DNA içinden çıkarıp aldığımda yeri boş mu kalacak? Hayır. O boşluğu dolduracak nükleotitler derhal sitoplazmadan toplatılıyor. İnsülinin kopyasının adı mRNA, yani mesajcı RNA. Bu formülün hücre çekirdeğinden ribozoma gitmesi gerekiyor. Ama hücrenin içi böyle bir düzlem değil. 3 boyutlu bir mekan içerisinde navigasyonla bunun formülünün taşınması gerekiyor. Hücre içinde 3 tür kargo aracı var. Kinesin, dainin ve miyosin. Kargo araçlarını da ribozom üretiyor. Bu belli bir görevi olan robotların bal yapan bir arıdan veya yumurta veren bir tavuktan farkı yok.
Bu kargo araçları hücre içindeki yolları kullanıyor. Ana yolların, caddelerin adı mikrotubil. Çapı 25 nanometre. Ara sokaklara aktin filamentleri dönüyor. Bunlar dar, 7 nanometre çapında. İnsülin mRNA'sını Kinesin adlı robot taşıyor. Sihirli formül ribozoma geldi. Peki bu inşaatta ne kullanılacak? İnşaatta kullanılacak amino asitleri hücre içinden toplayıp gelecek ayrı bir robot gerekiyor. O robotun adı ise taşıyıcı RNA. Bunun gibi bir şey. İnsülin 51 amino asitle inşa ediliyor. Bu 3D printer'da tek bir ham madde kullanılıyor. Şu beyaz filament. Ribozomun 34.000 amino asitten ürettiği protein de var. Titin isimli bir kas proteini. Hepsi birer mikro robot. İnsülin bu şekilde üretildi ve hücreden kan dolaşımına salgılandı. Görevi kanı normal düzeye düşürmek. İnsülin bunu organize edecek. Hücrelerin fazla glikoz alması için hücrelerdeki reseptörleri uyarır. Sorun çözülür. Kan normale döner. Glikoz yine de fazlaysa karaciğerde yedeklenir, depolanır. Hücrelerin insüline kapı açmamasına insülin direnci deniyor. Şu şekil üzerinden bakalım. Yemeği yiyoruz. Normal olarak pankreasımız insülin salgılıyor. İnsülin hücre kapısına geliyor. Kapı kapalı. Hücreler biz şeker istemiyoruz diyor. Ne oluyor sonra? Kan şekerimiz derhal yükseliyor. İnsülin ne yapsın? Elinde şekerle kala kaldı. Son çare bunu yağa çevirip depolanmasını sağlamak. Problem çözüldü mü? Hayır. Hücreler şeker almayınca aç kalmış olduk. O zaman da bu oluyor. Yorgunluk ve açlıkla tekrar mutfağa gidiş. Fazla şeker kanda kaldığında başka ne olur? Damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açar. Gözler bulanık görmeye başlar. Peki pankreasımızdaki hücreler ürettiği insülini bilim insanları laboratuvarlarda üretebiliyorlar mı? Hayır. Pankreas hücrelerinin başardığı bu üretimi bilim insanları birebir taklit edemiyor. Peki şeker hastaları için insülin nasıl üretiliyor? İnsülin üretimi genetik mühendislik yoluyla sağlanıyor. İnsanlarda bulunan insülin geni, gelişmiş laboratuvar ortamlarında belirli mikroorganizmalara aktarılıyor. Bu mikroorganizmalar insülini kendi hücrelerinde üretmeye başlıyor. Özellikle Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae gibi mikroorganizmalar kullanılıyor. Bu mikroorganizmalar biyoreaktörlerde çoğaltılarak insülin üretiliyor. Bu sayede insülin diyabet hastaları için kullanılabilir hale geliyor. Şu arabanın kaportası çizilmiş. Onarılmazsa bir süre sonra çürür. Kendi kaportasını tamir eden araba yok. Ama insanda bir mucize gerçekleşiyor. Bakın nasıl. Diyelim ki kolunda kesik oluştu. Karaciğerdeki ribozom fabrikalarına derhal fibrinojen ve protonpirin proteinlerini üretme talimatı gider. İnsülin üretimindeki olaylar aynen tekrarlanır. Karaciğerdeki hücrelerimin çekirdeğinden fibrinojen formülü alınır. Aynı işlemler tekrarlanır. Kinesin adlı kargo aracı bu formülü alıp proteine götürür. Karaciğerdeki ribozomlar bu defa insülin değil, kan pıhtılaştırıcı robot üretir. Ve kanımızın pıhtılaşmasını sağlayacak proteinler üretilmeye başlar. Ribozomda kan pıhtılaştıran robot makineler üretilmezse, her elimiz kesildiğinde kanımız durmaz, kan kaybı yaşardık. Biyofizik profesörü Ken Deal proteinleri şöyle anlatıyor.
Size anlatmak istediğim konu proteinlerin birer makine olduğu. Vücudunuzda 20 bin farklı türde makine var ve diğer canlı organizmalarda da başka türde protein makineleri var. 10 binlerce ila 100 binlerce farklı makine var. Sizin için ortaya koymak istediğim ilk durum bunların gerçek makineler olduğudur. Bu bir metafor değil. Enerji kullanırlar. Etraflarında dönerler, pompalarlar. Kuvvet ve harekete neden olurlar. Robot makinalarımız sürekli yenileniyor. Görevi bitenler dönüşüme gidiyor. Bu milyonlarca makine sayesinde hayattayız. Bu robotlar 21. yüzyıl teknolojisiyle üretiliyor. Farklı açılarda hareket için 20 civarı elektrik motoru var. Bir mühendislik başarısı. İnsanlığın güç ve kudretine ulaştığı teknolojik düzey bu. Şimdi Allah'ın kudretini hayal etmeye çalışalım. Bu robotu üreten şirket aynısının 1 santimetrelik olanını yapabilir mi? Çok zor. Peki bu robotun 1 milimetrelik modelini yapabilirler mi? Mümkün değil. Peki bu robottan 10 bin tanesini 1 milimetreye sığdırabilirler mi? O da mümkün değil. Ama Allah'ın kudretinin yanında tüm bunlar hiçbir şey. Hücrelerimizde bu robotların milyonlarca kat küçükleri bizim için çalışıyor. Her birinin özel programı var. Hepsi saat gibi çalışıyor. Ve her gün her hücrede bunlardan binlercesi yeniden üretiliyor. İhtiyaç olduğunda insülin, gerektiğinde kan pıhtılaştırıcı protein.